Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Siz değerli izleyicilerimiz de yarın hem sabah mesaisine konsantre olmak hem de çocuklarınızı okula hazırlamak için evinizin yolunu tuttunuz. Ve biz de sizler için bayram tadında bir program hazırladık. İlk olarak bayram boyunca Yıldız Yağmuru'na sahne olan Yavru Vatan Kıbrıs'a gidiyoruz. Bayram coşkusu Magazin 8'de. En sağlam kalan yerim. Uçarak geldim. Artık yaz keyfi yok. Ceviz ağacının altında kendime ayrıldım. İnsanlar özlemiş onu. Onun başını etini yiyor. Tatil boyunca Yıldız Yağmuru'na sahne olan Yavru Vatan Kıbrıs'tan bayramlık eğlenceler, sıcak görüntüler. Süperstar Ajda Pekkan bayramda Kıbrıs'ı salladı. Kıbrıs'tayız. Ajda Pekkan bütün ihtişamıyla sahnede. Önce Süperstar'ın kulisine bir göz atalım. Ajda Pekkan bayramı sahnede karşılayınca eski bayramlar gelmiş aklına. Bayram harçlıklarıyla bakın neler alırmış usta sanatçı. Ayakkabı alıyordum. Ayakkabı fetişim var. Öyle. Ayakkabı alıyordum. Onu yastığın altına koyardım. Ve şarkım başladı. Onların kokusunu hissetmek isterdim hep. Hadi biz de kameralarımızı sahneye çevirelim. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan, bayramın ilk gecesi Kıbrıs'ta unutulmaz bir konser verdi. Kıbrıs gecelerinde Seda Sayan rüzgarı. Ve Seda Sayan Yavru Vatan'da bombayı patlattı. İbrahim Tatlıses sahnelere geri mi dönüyor? Her türlü, her şekilde okurum. Düette yaparım her şey. Seda Sayan sahnede. Bayramı çok sevdiği Kıbrıs'ta karşıladı ünlü şarkıcı. Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurum. Seda Sayan'ın keyfi pek bir yerindeydi. Bıraktı mikrofonu, başladı dans etmeye. Seda Sayan sahneden iner inmez bombayı patlattı. Albümü geliyor çok yakın zamanda ve inanamayacağınız bomba bir albüm geliyor İbrahim Tatlıses'ten. İbrahim Tatlıses yeni bir albüm çıkarıyormuş. Zaten İbrahim istesin ben onun albümünde değil her türlü her şekilde okurum. Volkan Konağ'ın bayramdaki ilk durağı Kıbrıs'tı. Yanımı yoluna koydum, mimoza çiçeğim. Ünlü şarkıcı Kıbrıs'a gitmeden önce memleketi Maçka'ya gitmiş. Bu yılın başında kaybettiği annesinin mezarını ziyaret etmiş. Orası bütün canlarımız orada yatıyor. Ben Maçka'da eve gittim, sıkıldım çünkü evde hiç kimse yok, hepsi orada yatıyor. Annem, babam. Dolayısıyla eyvallah. Dolayısıyla çok güzel bir peyzaj yaptırdım. Annemi kaybettikten sonra tek kanadım kırıldı diyen Volkan Konak, memleketine gidince bir de vasiyette bulunmuş ailesine. Oradakiler büyüklerime de söyledim. Ceviz ağacının altında kendimi ayırdım zaten. Oraya kadar sıra bana geliyor saydım böyle. Sahneye çıkar çıkmaz seyirciyi kendine bağladı Volkan Konak. Şarkılar bayram coşkusuyla birlikte bütün gece hep bir ağızdan söylendi. Yırtın dağlarımı yırt. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim, yaktın ciğerimi yak.
Çocuğu İstanbul'da olan Gülben Ergen, çocuklarıyla Kıbrıs'a gelmeden önce bayramlaştığını söyledi. Elbette bayramlaştım. Harçlıklarını aldılar. Bayramlık yeni birer böyle tişört, gömlek bir şey giydiler. Gayet iyiler. Babalar da tatile gittiler. Okullar açıldı. Ev ödevleri var. Artık yaz keyfi yok. Gülben Ergen, Kıbrıslılar için özel bir repertuarla çıktı sahneye. Ergen misafirlerine repertuarla ilgili de bir soru sordu. Var mı bir rahatsızlık? Güzel. Tamam, o zaman devam. Gülben Ergen yaklaşık 3 saat sahnede kalarak Kıbrıslılara unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Sibel Can bayramda yavru vatanı ayağa kaldırdı. Yavru vatanı ikinci evi haline getiren Sibel Can bayramda da Kıbrıs'taydı. Sahnede yine fırtına gibi esti. İnce askılı, göğüs kısmı tül detaylı fıstık yeşil elbisesi içinde göz kamaştırıyordu ünlü şarkıcı. Hayranları kağıt parçalarını Sibel Can'a öptürüp ruj izlerini hatıra olarak aldılar. Sibel Can'ın Kıbrıs'taki bayram konseri internetten canlı yayınlandı desek abartmış olmayız. Ünlü şarkıcının sahneye çıkmasıyla onlarca cep telefonu da video moduna geçti. Herkesten uyanır, saklar bu yoldan. Herkesin acısı, sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Sibel Can da bu durumdan pek memnundu. Hatta izleyicilerini video çekmeleri için cesaretlendirdi bile. Hani telefon ışıkları nerede? Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Son çıkardığı arabesk albümündeki bütün parçaları seslendirdi. Ferhat Göçer sevgilisi Ömür Gedi'ye ısrar etti ve sonunda kabul ettirdi. Başlarda Ömür biraz şey yapıyordu aslında. Biraz daha kendine gelsin, daha büyüsün. Şu anda daha küçük. O zaman size göstereceğim. Ferhat Göçer Kıbrıs'ta bayram konseri için sahnedeydi. Divane gül, divane gül. Ünlü şarkıcının dikkat ettiyseniz saçlarında bir değişiklik var. Ferhat Göçer saçlarını arkadan bağlamaya başlamış. Biraz daha kendine gelsin, daha büyüsün. Şu anda daha küçük. O zaman size göstereceğim. Bayağı artık zorlanmaya başladık toparlamakta. Ama şey yapıyoruz. Şimdi tabii sahnede nasıl şey yapacağımı bilemedim. Henüz daha küçük bir saçının topuzu henüz küçükmüş. Bu fikir kendisinden çıkmış. Ömür Gedik aslında bu modeli beğenmemiş. Kimden çıktı? Tamamen benim fikrim. Hatta başlarda Ömür biraz şey yapıyordu aslında. Ama hani bir deneyim dedim ya. Uzun yıllardır öyle bir şeyimiz vardı. Bir adam seni benim gibi korur mu? Hepimize iyi bayramlar olsun. Kıbrıslılar Serdar Ortaç'la coştu. Ünlü şarkıcı sahnede şov yaptı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çift. Türk pop
pop müziğinin beste fabrikatörlerinden Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu? Yarın bırakırım. O kadar da değil. Yarın giderim. Kıbrıs'ta bayram boyu sahneden inmeyen Serdar Ortaç'ın yanındayız. Hepinizin bayramını kutluyorum. Önce sağlık versin Allah, ondan sonra huzur versin, sonra mutluluk versin. Kıbrıs'ı ikinci evi haline getiren Serdar Ortaç, bayramı da yavru vatanda geçirdi. Bayram boyu konser konser gezdi. İsmi lazım değil, benim olsa bittim. Serdar Ortaç bir ara her şeyden çok sıkıldığını, müziği bırakmayı bile düşündüğünü söyledi. Yani bugün bana iki tane seçenek sunsan, emekliye ayrıl, yarın bırakırım. O kadar da yarın giderim. Müziği bırakmayı istiyorum ama maddi olarak buna şimdilik imkan yok diye de ekliyor ünlü şarkıcı. Yani şu an çalışmam lazım. Evet. Birkaç sene sonra inşallah emeklilik. İnşallah. Serdar Ortaç sahneye çıktı. Biz de izleyicilerin arasındaki yerimizi aldık. İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı. İsmi lazım. 90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla başladı programa Serdar Ortaç. Ardından da bu yıl yaz boyu plajları hareketlendiren Gıybet'le devam etti. Bile yanaşamıyor gün sonu. Serdar Ortaç'a sahnede her zamanki gibi dansçıları da eşlik etti. Ama seyircisi dansçılardan bile daha coşkuluydu. Şarkılar hareketlendikçe kalabalık da ayağa kalktı. Hadise muhteşem bir dans performansı, şık kostümü, dansçıları ve orkestrasıyla Kıbrıs'ı salladı adeta. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelerin perde çekiyorsun, aşka gidiyorum. Hadise sahnede hem eski hem de yeni şarkılarını seslendirdi. Yaylan çıkan Hadise yaklaşık 3 saat sahnede kaldı ve özellikle dansçılarıyla yaptığı şovla adeta Kıbrıslıları büyüledi. Yazları ayrı kalan iki yakın dost, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici Kıbrıs'ta buluştu. Yaz dolayısıyla bir ufak bir ara oldu. Kışın yine zaten beraber devam kışlar edeceğiz. Kışlar daha güzel oluyor. Kışlar, yazlar ayırıyor bizi Hüsnü'yle. İki ünlü isim ayrı ayrı sahneye çıktı ve Kıbrıslılara unutulmaz bir bayram konseri verdi. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olan Kıbrıs'ta Zara da sahne aldı. Zara, bayram için diktirdiği özel bir elbiseyle sahnedeydi. Omuzları işlemeli, parça detaylı, üst kısmı desenli elbisesi ve açık bıraktığı saçlarıyla Zara yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Candan Erçetin Kıbrıs'ta bir kuğu misali sahnedeydi. Ağlamam artık düzenlere, bayram konseri için albümlerinden şarkılar seslendiren Candan Erçetin, sevilen şarkısı Yalan'ı da seslendirdi. Yalan, başkası yalan, dünyada ölümden başkası yalan. Fatih Yürek de birçok ünlü misafirinin olduğu bayram özel konseri için Kıbrıs'taydı. Sallaya sallaya, oynaya oynaya, ağlaya ağlaya, ondan sonra. Şevval bayram konseri için gittiği Kıbrıs'ta bir nebze güneşlenme fırsatı da bularak bronzlaştı. Fazla güneşe yatmıyorum ama mesela saat 4'ten sonra olan güneş bile yeterli oluyor. Şevval oğlu Tarık'ın ve Tarık'ın eski sevgilisi Leyla Tanlar'ın kulakları çınladı. Çok da sevdiğim, hem oyunculuğunu da çok beğendiğim bir genç arkadaşım. Hani onların ilişkisi biter, devam eder,
bunlar benim hani Leyla ile karşılaştığımda ilişkimi etkileyecek bir şey değil. O çok dünya tatlısı bir insan. Şevasam Kıbrıs'ta yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı. Kıbrıs'ta dolu dolu bayram konserlerinde Roman müzik grubu Gypsy Casual da konser verdi. Romanya'dan gelen grup etnik müzikleriyle Kıbrıslılara ayrı bir gece yaşattı. Yavuz Bingöl Kıbrıs konseri öncesinde "Ah, nerede o eski bayramlar" tadında anılarını Magazin 8'e anlattı. Her şey biraz daha güzeldi, anlamlıydı diye düşünüyorum tabii. Mesela odun kömür gelince kışın evden kaçardı çocuklar, biz kaçardık. Odun kömürü odunla taşıyacağız çünkü. Bayram anılarından bayram şarkılarına geçelim. Kekilik dağlarda çağında. Yavuz Bingöl Kıbrıs'ta yüreğe dokunan türküler seslendirdi. Yavuz Bingöl 3 saati aşan konserinde en sevilen eserlerini seslendirdi ve saz çaldı.